Dostlar, Cümlet'ten selamun aleyküm. Erzincan Kangal TV kanalına hoş geldiniz. Bugün Doğukan kardeşimin yanına geldik. O da YouTuber. Doğukan Demir diye kanalı var. Doğukan nasılsın? İyiyim abi, sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olasın, ben de iyiyim. Ne var ne yok? Vallahi iyidir abi. Uğraşıyorum. Çalışıyorsun, hayvanlarla uğraşıyorsun. Aynen. Arkadaşlar seni tanısınlar. İlk başta seninle başlayalım. Ben Doğukan Demir. Çayır Yazdırım köyünde oturuyorum. Hayvancılık yapıyorum. Bunun yanında köpeklerimle uğraşıyorum. Aynen, sen de bizim gibi meraklısın. Yaşın kaç Doğukan? Yaşım 18 abi. 18 yaşındasın. Eniklerden başlayalım. Başlayalım Doğukan abi. Böbürleri herhalde biraz orada dağılmışlar. İki tanesi burada. Bunlar benim verdiğim dişiyle zalon yavruları. Zabiden aldım var ya. Aynen. Yo, maşallah iniklerin güzel. Evet, güzeller. Bu kendine ayırdığın yavru herhalde değil mi? Yok, kulakları kesik olan. Ha. Ha, bu değil abi. Bu diğeri dişi. Bunu da bırakmayacağım. İstiyorsan. Aha. Yo, bu yavru da güzel. Bu dişi, bu erkek. Benim verdiğim dişi şeyle dişiyle onun mişayla onun yavrusu değil mi? Bu da mişanın yavrusu. Bu aynı mişaya benziyor zaten. Bunun ismi ne? Kaptan. Kaptan. Bizim kaptan az. Kulaklar da düşmüş. Evet, düştü herhalde. Şey, tel atmıştınız herhalde de şey, lastik. Conta. Gel, gel, gel. Aynı şey zaten. Aynı. Şey abi, biraz maldan gelmişler, yorgunlar. Yok. Sen götürüyorsun değil mi? Ama zaten yaşına girdiler mi? Yok, daha 10 aylık yeni oldular abi. Nisan 23'ünde şeye gidiyorlar. Ama maşallah iyi bakmışsın yani, kilosu falan şey. Bu şeyden, simadan aynı şeye benziyor. Mişeye benziyor. Zaten ilk doğum hep alacanı falan geldi. Ha, şey vardı. Al böyle altın rengi mor diyoruz da biz. Var, hepsini verdim abi. Çobanlara verdim. Allah Allah. Kaç tane bıraktın? İşte abi 8 tane doğmuştu yine. 3 tanesini öldürdü. 5 tane kaldı. Bir bunlar, benim bir kardeşi daha var sarı. Aha. Onu da bıraktım. Bir de bu 2 tane bıraktım. Diğer 3'ünü sattım. Ha, verdin onları. Ama Doğukan, yerin doğa olarak harika bir yer yani. Aynen abi. Şöyle güzel, çekeyim. Zaten yani. Dostlar, Doğukan'ın kanalından izleyebilirsiniz. Doğukan böyle tam doğa videoları çekiyor. Köpekler de yabaniye karşı çok sert. Şöyle biraz doğayı da çekeyim. Domuza falan. Hatta geçen video mu çekmiştin değil mi domuzu boğarken? Hatta bu büyük köpeğin var ya, yaşlı herhalde. Aha. Kurtlar götürmüş, kayboldu. Sen şey dedi. Dün Cemal abiyle konuştuk, o da dedi köşkünür kayıp ama. Kayıp, ya zaten burası... Şöyle dostlar çekeyim, hiç başka ev yok. Yani sadece Doğukan'ın, Doğukan gelin burada en yakın. Ta yani bir kilometre ileride belki en yakın ev var. Evet. Telefon bile çekmiyor yani burada. Çekmiyor. Videolarını nasıl paylaşıyorsun Doğukan? Videolarımı abi günde her gün keçiye gidiyorum. Çektiğim zaman şu tepelerde gördüğün bu yukarılarda paylaşıyorum. Ancak o zaman paylaşabiliyorsun ha. O zamanlar keçi bu yüzden. Şey de aynı. Ben o izlemiştim, Orhun Topkaya var. O da senin gibi herhalde ilk başta işte, evet. Çekmiyormuş telefon böyle, o da şeyde işte sonra şebeke gelince. Suyunuz bu herhalde değil mi? Çok tabii, evet. Ama çok şey, çok güzel. Koyunlar falan da burada su içiyor. Koyunlar da içiyor. Zaten hemen altımızda dere var. Soğumadığı zaman orada içiyor. Oo, çok güzel. Hemen altta, doğru doğru, bak şöyle yakınlaştırayım. Hemen orada. Buradan görünüyor. Hayvancılık için ele geçmeyen bir yer. Çok doğru diyorsun. Biz bu yönden avantajlıyız. Çok kişi doğru. Var mesela, yayla alıyorlar, satın alıyorlar. Böyle yer bulamıyorlar yani yine. Ya bu bizim ata toprakları, bizim için bir yer. Çok iyi. Nimet. Hatta ben dün Cemal abiye şakasına söyledim. Dedim ya abi, buralarda satmazlar mı dedim. Bize de biraz şey olsa böyle, en azından böyle hobi için bir baraka yapıp kalmak için de dedi, zor yani yabancıya. Hayvancılık yapanlardan çok sıkıyor. Tabii ya, ben öyle büyük çaplı yapacağım yok da. Burada neler var, burayı da bir çekelim istersen Doğukan. Keçiler var abi. Biz de bunları kavendiriyorduk siz gelmeden önce. Sen devam edebilirsin, hatta bir iki tanesini ben sana en azından o arada abi, çekerim de. Bereketli olsun. Sağ olasın abi, teşekkür ederim. Bu bizim aile işletmemiz, ailecek yani, hep beraber. Ya, kardeşim orada görüyor, annem orada. Aynen. Ya, hep beraber güzelce yapıyoruz. El işi yapmaktansa... Yani, Doğukan kendi tabii ki işimiz, biliyoruz yani, babamız da hani bize destek çıkıyor bu işi. En güzeli. Biz bu işi yapıyoruz.
Sen severek de yapıyorsun zaten. Ben bir şey severek yapıyorum abi. Yani günlük, yani her gün kek yiyor. Yani hiç üşenmeden gidip geliyorum. Koyunlara bakıyoruz. Ya zaten Doğukan, şimdi ben sana şunu söyleyeyim kardeşim. El işinde gidip çalışsan yani, bu işin değerini daha iyi anlarsın. Yani mesela birçok insan yapmıyor mesela, şey yapıyor ve hatta bak çevrede intihar edenler bile oldu hani bu hayvancılık yüzünden. Belki duymuşsundur. Yani bunaldıkları için. Ama ya el işinde çalışıp bu işe o işi gördükten sonra o zaman asıl bu hayvanların değerini anlarsın. Yani çünkü tamam, meşakkatli iş, kolay değil ama hakkını verdiğin zaman da emeğinin karşılığını alırsın yani. Hayvancılığın değerini ne zaman anladım abi? Elektrikçide staj görüyordum. Emir işte veriyor. Bu ne yap, şunu yap. Yanlış bir şey yaptığımı kızıyor. Anladım ki kendi işim gibisi yok. Yani. Aynen öyle. Kendi işim. İstediğim gibi yapıyorum. Yanlışım olsa yani hemen düzeltiyorum. Anlıyorum. Tecrübe ediniyorum. Ondan tecrübe ediniyorum. Burada da sana annelerini almayanlar var. Ha, köşelik bunları yaptık. Ayırdınız en azından. Anneler böyle bunları kabul etmiyor he. Kabul etmiyor. Böyle tutuyoruz, emdiriyoruz. Ondan sonra yine tekrar koyuyorsun yerine. Tekrar koyuyorsun. Hepsinin annesi var işte. Biliyorsun tabii hangisi. Evet. Ama helal olsun yani, bunca keçi içinde hangisi şey. Hep böyle abi. Hepimiz yani bir keçi olmasın tanıyoruz yani. Bu keçi hangisinde süt var, hangisinde yok. Süt olanları emdiriyoruz, olmayanları emdirmiyoruz. Zaten oğlaklar çok altında. He maşallah, bereketli olsun. Bir daha bu sene herhalde ikiz de bol. İkiz yok abi. Bu sene yani yüzdelik olarak versem %40'ı ikiz yani. Yarı yarıya belki de ikiz. Yarı yarıya ikiz. Mesela şu keçi mesela emdirildiğini biliyor, hemen kaçıyor. O doğru doğru. Bende de var Doğukan. Şey koyun ben de öyle emziriyorum. Başkasının koyununu. Ya dediğin gibi biliyor ya onu emdireceğimi. Kuzuyu elime alır almaz hemen kaçıyor. Evet abi. Bir de bazısı da mesela şeytan. Bak şimdi mesela hemen sen tuttun, hemen diğer bu da hemen şey yapıyor. Bunlar şey artık, bunları ayırma zamanımız geldi. Ayıracağız. Bir koz yapacağız orada yine. Bölme. Tabii tabii, artık kendini kurtarmışlar. Bir aylık oldu, yeme başlayacağız bunlara. Büyütme yeme vereceğiz. Hani böyle bir ay Nisan'a kadar belki yer. Ondan sonra anneleriyle bırakacağız. Kutlayacağız. Şey daha şey yaylı masalacağız. Sağmayacak mısınız? Mayıs'ta kesiyoruz abi. Ha Mayıs'a kadar bir ay çok güzel. Mayıs'ta keseceğiz. Peki annesini nasıl unutacak peki bu? Annesini işte iç içe burada otlatmak istesen mesela unutturabilir misin? Unutmazlar. Ha. Bunlar 3-4 ay böyle ayrı yerde otaracağız. Ancak o zaman. Zaten her sene öyle yapıyoruz abi. Geçen sene de aynısını yaptık. Bu sene de aynısını yapıyoruz. Peki cins olarak Doğukan keçilerin cinsleri abi, hakkında bilgi verir misin? Doğu'nun kıl keçisi, Tunceli'den aldık birazını. Maraş keçisi de var. Hepsi kıl keçisi yani. Genel olarak bu Erzincan'ın yerli. Halep mesela. Ama melezler yani, orijinali değil. Aynen, bu Halep melezi dediğin gibi. Mesela bunlar işte Tunceli, Doğu'nun keçisi. Tabii bu yani, Bingöl keçisine benziyor herhalde bu siyahlar da mı? Mesela Bingöl keçisi şöyle oluyor abi, şu kulağı beyaz var. Tabii. Bu Bingöl keçisi. Bingöl'de yani benim bildiğim böyle keçiler. Siyah ama böyle şeyi de var. Şöyle kahverengi olanlar da var sanki. Böyle olanlar da var da. Siyah böyle beyazlı olan var. Bu normal, bu da şey değil mi? Bu da şey. Halep melezi mi? Yok, bu normal kıl keçisi de bir kırma gelmiş. Bu. Sanki yani maltızlara da benziyor maşallah. Maltız soyu da var. Mesela bu Malta sahibi. Malta soyu. Şey şu Malta keçisi. Kilis keçileri de var. Tamam doğru doğru. Bu hatta ben bu keçiyi de herhalde ben Metin abi de baktım, beğendim. Evet, Metin o. Ama dedi, bu muydu acaba? O dedi ki şey buydu. Diyarbakır keçisi mi dedi, ne böyle kahverengi bir keçiydi. Sanki buna benziyordu. Diyarbakırlar farklı abi. He. Bunun Malta ama melezler tabi orijinal. Tabi orijinali işte, değiller. Buralara. Şey burada bizim Halep. Bizim alacağımız burada. Buyurun. Ha bu Halep. Evet bu Halep abi, orijinal zaten kulaklar ama tam orijinali değil yani. Tabi yani ya şimdi yerli keçiyle eşleşince yani. Dostlar alacağımız keçinin biri bu. Bu da gebe yani, biraz doğumu geç. Abi bu Mart'ın sonu gibi yani, Nisan'ın başı gibi doğru. Daha yeni yeni meme yapmaya başlamış. Değil mi? Çünkü ben o zaman baktığımda da yok şeydi. Yok dediğin gibi o çok güzel. Zaten o diğer siyah olan da diğer ağırdı herhalde. Öbür ağırdı. Herhalde doğurmayan da çok az kaldı değil mi? Çoğunluğu doğurmuş. İşte hepsi doğurdu abi. Bir 5-10 tane kaldı. Bugün 1-2 tane daha doğdu yaylımda. Getirdim. Ha onu. Sen video çekmiştin. Çektim
çıktım. Hatta bende var köpeklerim. Bu arkada 6-7 saat bıraktım. Köpeklerin başında beklediler. Kısa bir kesinti aldım. Onu da sana atsam. Onu da paylaşırım. Aynen olur. Köpekleri de çekelim istersen Doğukan. Burada böyle anlatmak istediğin, beğenen, sevdiğin keçini gösterebilirsin veya bir tane güzel bir teken vardı sanki senin. Tekelerim o yanda. Ha. Onlara da şimdi geçeceğiz. Aynen, onları da çekelim. Damızlık tekelerimiz. Mesela abi bu Malatya Maraş keçisi bu. Yani hep kaba olur bunların keçileri. Doğru şey. Onlar da çok güzel gelir abi. Mesela boylu maşallah, bir de böyle şey diğerine göre oklu. Görenin malına göre daha yüksek olur mesela şu da. Hmm. Ben böyle alacak şeyleri daha çok seviyorum. Mesela tuturmuyor ama. Ama yüksek olur. Yüksekler. Şeye de benziyor. Honamlara da benziyor. Evet. Bizim bizim yerenin malı tombul olur. Kısadır yani. Biraz Sinan'ın dediği beyaz keçi hangisi? Bu mu? Yok. Bu emanet bizim bir komşu geçen. Sanem mi o sanki? Sanem o, evet sanem. Bunlar işte biraz şey ama ne derler ona? Onlar da uyumuyor ya. Gitmiyor. Çok zayıflıyorlar. Kışın ben bunları karın altında bırakıyordum. Yani saman sadece sabah veriyordu. Akşam vermiyordu. Kar yani bir 30 santim var. Bunlar doyuyordu akşama kadar ama buna bakıyordum. Büzülmüş duruyordu. Utanmıyordu. O işte her zaman aynen yörene uygun ırk seçimi o çok doğru yani Doğukan dediğin gibi. Bizim bu yörede yani süt konusunda bunlar bizim keçilerden daha üst. Üst ama işte araziye yani uymuyor. Gitmiyorlar. Tabii. Mesela bu aç kalsa hiçbir şey vermesin. Kışın yine gider. Yine karnını doyurur ha. Doğru. Yerli keçiler aynen o şekilde. Geçelim mi bir tarafa? Aynen olur. Grikler de bir yandan ayaklarımı yalıyorlar. Şeytan işi abi. Yok ha keçi kısmı. Koyunları burada mı yemliyorsun Volkan? Koyunları burada mı yemliyorsun? Burada yemliyoruz abi. Üç öğün burada yemliyoruz. Çok güzel böyle şey. Şöyle şuradan mı çekelim ya da? Çeker mi gidelim? Ha. Eğer hayvanlar ürkmeyecekse. Biraz suya gidiyoruz. Bunlar biraz daha sesi çok. Koyunların cinsi neydi Oğuz? Koyunlarımız Erzincan yöresinin. Şafak koyunu mu? Şafak koyunu. Şöyle bunları da çekelim güneş şey yapmadan. Bizim doğran kulaklar biz yazın. He yazın. Koyunlar da zaten çoğu doğurmuş herhalde. Hepsinden de abi 15 tane falan ancak. Dostlar şimdi doğum zamanı koyunlar böyle. Hep kuzularını arıyorlar. O yüzden böyle aşırı şekilde meyleme sesleri var. Koçların içinde mi? Koçları sattık abi. Şu an koç yok ha. Anladım. Tekeleri ama sanki de kuzulara bakıyorum şöyle sanki zom cinsi gibi. Koçlar zom muydu? Zom koçun da vardı. Mor koçun da vardı. Zom koçun vardı. İki tane zom vardı. Belli oluyor mesela. Diğer vapurun direkt daha koçu. Aha. O urttan getirdi baba. Vay be, aslında haberimiz olsaydı alabilirdik. Şunlar bile hep zom şeyler herhalde. Bak şu. Evet mesela zom. Tabi. Diğer vapurun Grejda. Grejda mı? Şey Karaca'da. Karaca'da zom cinsi böyle ha böyle çilli oluyorlar genelde. Yani şunlar bile hep şey zom cinsi. Tekeler de çekelim. İzleyicilerimiz maşallah demeden geçmesin. Ha tabii yani. Aynen arkadaşlar. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Kolay değil. Bu da. Bu hangisinin yavrusu? Şu kolun. Ha bunun. Ama acaba şey mi? Niye böyle hep biri ölüyor Doğukan? Nasıl abi? Niye biri ölüyor? Abi kimisi ishalden ölüyor. Ciğerlerden enfeksiyon kaptı mı erken fark etmezse yine tedavisini yapmak zorundasın. İshalden ölenler de oluyor. Ha hepsinin tedavisini. Ya işte keçi bir de biraz nazik. Nazik yani koyun gibi değil yani. Doğru koyun biraz daha da. Ya benim 50 tane benimki bir de bir sürü şu an sıkıntılar oluyor yani ben çekmedim ama
karnı yırtılan koyun olduğu, memesi mastı disti olan olduğu, ya bir sürü. Her sıkıntı yok. Biz öyle koyunu direkt eliyoruz abi yani. Ya ben de öyle yapacağım şimdi. İşte tabii. Ben de öyle yapacağım dediğim gibi. Böyle böyle işte. Geçelim tekrar bakalım istersen. Bu arada doğanlar da sana gösterelim. Burada yerimiz çok abi. Ha, bereketli olsun kardeşim. Şey. Bunlar da bugün yabanda doğranlar. Ha, bugün çektiklerin ha. Bunu 6 saat sabah 10'da bıraktım. Akşam 4'te geldi. 3 mü? 4'te. Köpekler bunun başından hiç ayrılmadılar. Doğurmuş ha. Köpekler olmasa kartallar götürürdü işte. Ben vay be. Aldım gittim dedim. Kesin götürdüler yani. Kartal götürüyor ha gidin yavrusunu. Götürüyor. 2 tanesi başında dönüyorlardı. Havada. Vay be. Ben kardeşimle hemen gittim. Baktım köpekler orada sakinledi dedim. Tabii köpekler sahip çıkar değil mi? Köpekler o konuda da çok iyi. Burada da tekeleri gösterdim. Yani tekelerin kaliteli teki abi. Bingöl'ün tekesi. Bu işi... Maşallah. Abi bunlarla... Baş etmek mümkün değil. Ama güzeller. Maşallah şeyleri de çok güzel. Salları. Şuna baktığın zaman zaten. Ha, aynen tosun gibi ya tam. Bunların ikisi de Bingöl cinsi değil mi? Bingöl abi. Ya şimdi adamlar keçisine diğer keçilere göre yüksek fiyat istiyorlar ama yani bir yönden de haklılar. Yani mesela bizim tekerlere bak. Tabi. Maşallah mesela. Burada Homanlı şey de var. Bir kanı, Homanlı. Homanlı kanı da var diyorsun ha. Yani boyu uzun yani. Şu sallı ikisi de sallı. Mesela öbüründen daha yüksek, boyu daha yüksek çıkıyor. Homanlı şeyi var. Fark ettiysen çenesi biraz önde olur. Alt çenesi. Ya o şeylerde de oluyor. Haleplerde de var, Honamlılarda da var çene. İşte diyorum ya bir tarafı... Şey. Ama şey, yani dostlar videoda ne kadar belli bilmiyorum ama maşallah çok evet. Ha çok güzel. Şey tekeler. Bunlar da abi belki boğa gibiler yani. Görmüşsündür. İran tarafında kullanılan keçilere de benziyorlar. Farklı bir cins dediğin gibi. Farklı, İran. Ha. Ben İran'dan... Şu da şu Halep mi yoksa bu Abu Ufak? İşte diyorum ya İran tarafında kullanılan keçilere bu... benziyor. Böyle bir değişik... Yani Metin abiye gitmiş miydi bu? Yok bunlar bizde miydi? Buna benzer onda iki tane vardı. Ben hatta alacaktım. Onları biz sattık ona. He. Tekrar birini kesmiş. Aldım. He doğrudur. Bunlar şimdi ilk defa doğuyor. Hepsi karikken biz aldık. Bir iki tane keçiydi. He. Yani karik dedim ilk defa doğmuş hayvan. Aynen aynen yani griklikten. Ya bugün yine ikiz doğmuş böyle ayrı yerlere koyuyoruz. Anneleri sahiplensinler bir de değil mi? İkiz o da bir tane gri de orada. Ha. Yatıyor herhalde. Böyle böyle işte. En azından şey yapar. Grikle baş başa mesela kalır abi, sahiplenir. Keçi hassas. Bu gri mesela köşelere koymadı mı? Mesela ezerler, kimisi geliştirmiyor mi? Mesela. Bu geliştirmemiş. Ha, karnında geliştirmemiş. Doğru etli küçük. Etli hayvan hiçbir zaman yani büyük olarak getirmiyor. Zayıf keçi getiriyor. Allah Allah. Etli her zaman küçük getirir yani böyle. Ya o köpekte de var biliyor musun? Çok iyi baktığın zaman içinde sıkıyor demek ki değil mi? Evet. Mesela zayıf hayvan bütün mineralini anne karnındayken oğlana veriyor. Ama etli hayvan öyle değil yani. Aslında ne bileyim kimisi de diyor ki son iki ay kala iyi bakacağım. Ben anlamadım bu işi ya. Yok abi ya ondan alakası yok. Her şey yani bakın da hayvanın şeyi de önemli yani. Oğlağına düşkün içinde verdiği mineral önemli. Tabii ki ama o mesela senin... biz bu iş küçüklüğümden çok hayvan gördüm. Yani hiç beklemediğin keçi çok zayıf diyorsun yani kesin yani bir tane getirir. İkiz getirmiş dev gibi gidikleri var yani zayıf. O zaten bir de niye biliyor musun? Niye zayıf? Hep oğlağını beslediği için zayıf. Aynen eti öyle. Kendine mesela mineralı kendine almıyor demek ki gri'ne veriyor o yüzden zayıf. Zaten her şey anlaşılıyor gıdiklerine bak. Şu bizim alacağımızın bir tanesi de şu muydu Haleplerden? Onu da bir gösterelim. Bu erkek. Ha buydu evet. Aha, onu da çıkar istersen. Oğlağı öldü abi. Bu da Halep melezi. Peki bunu sağıyor musunuz Doğukan? Bunu emdiriyor mu yani? Emdiriyoruz annesi. İyi yani memeleri çekilmedi değil mi? Yok sağlıyor. Mesela bakabilirsin. Çok iyi. Sağlıyor. Aha. Şey biraz belki emdiriyor. Biraz ha doğru çekmiş şeye göre ama iyi emdiriyorlar. İyi, çok annem iyi. Yani çekilmesin yani. De bunun da dostlar bak kulağı uzun. Halep. Bu da Halep. Fena değiller yani. Bu %100 o şeyin yavrusudur. O benim Metin abi de çektiklerimi cins o cinstendi yani o da aynıydı böyle. Halep tarzı ama şey yüzü Halep kulakları uzun değil. Doğrudur abi. Köpekleri de çekelim. Aha.
Şimdi orada bizim köpeklerimiz biraz böyle sildiniz. Çok atakta değiller yani. Ya şimdi sorarsanız burada 7/24 serbestler. Tabii tabii. Doğukan şimdi çalışan hayvan, dağda gezen hayvan farklı olur yani. Teke. Geçelim diğer. Aynen kardeşim. Köpeklerimizi de gösterelim. Yavru da maşallah çok güzel dostlar. Hani günden güne gelişmişler mesela Doğukan eski videolarına göre. Şeydir abi köpeklerim yani bir huyu var. Yabanda domuz yiyorlardı, kusuyorlardı bunlara getirip veriyordu. Aha. Yani bunlar et yiye yiye baya bir zayıfladılar. İç diş parazit falan vurdum daha yeni yeni toparlıyorlar. Onu ben bırakmayı düşündüm. Evet. Ya iyi yapmışsın. Aslında şey yönden. Kaybolunca... Şimdi ben de tabii mecbur alttan genç yetiştir bir de o köpeğe normalde şey yaramıyor Doğukan. Çiğ et yaramıyor ama evet. Bazen de bakıyorsun ki hiç ilgilenmediğinde et yediği zaman daha da iyi gelişiyor. Yani normalde yoksa buradaydı ama nereye? Büyükler mi? Gel öbür kardeşini göstereyim deminki 9 aylık 10 aylık dediğim var ya. Biri de bu abi. Bu da annesine çekmiş senin verdiğin diş köpeği. He ama bu da şey. Bu da sarımsı. Bu da sarı. Bunlardan çok vardı. Sarıydı, alacaydı, altın. Şeye benziyor. Baki abinin bozosuna benziyor. Baki abi buradan da sana selamlar olsun. Bozo. Abi bunları bilerek bıraktım. Bu geniş daha yapılı, öbürü daha sallı yani. Birisi yabanda iyi koşar, birisi de ona iyi destek çıkar. Doğru. İşte bu onun gibi koşamıyor yani rampalarda filan. Kalın köpek tabii her zaman için bir biraz daha şey olur. Bırakmaya nabızsız köpek daha çok şey yapıyor. Daha iyi koşar aslında. Yani evet. Nabızlar engel yani ona. Çok yani doğru. Faydası yok onun için. Hatta bu Güneydoğu tarafında Doğukan kesiyorlar biliyor musun şeyi? Kesenler var. Mesela küçükken. Senin verdiğin dişi köpeğin de nabızları vardı hep düştüler. İyi değil. Koşarken engel oluyor. Tabii ta taşlara şeylere çarpa çarpa. Geçen gün işte o derelerde kurt görmüştüm. Köpekler koşunca bunlar mesela gidemiyor. Mesela Zalo nabızsız, kardeşi nabızsız. Tabii. Yok o konuda ben katılıyorum. Mesela şunlar da nabızsız. Ben de ona göre bırakmaya çalıştım. Gördüğüm doğru gibi. Doğru. Ya nabızsız bence de şey. Daha da her zaman nabızsız ben de yani ondan yanayım. Kedi de senin herhalde. Kedi çok abi. Köpekler yani alışmışlar değil mi? İstersen vereyim sana. Ben kedileri benim bir Emrah diye arkadaşım var çaylı da. O çok seviyor. Ne abi? Bu da senin verdiğin dişi işte abi. Pişt 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 pişt. Gel. Dişi al. Ben bir iğne yaptım biraz. Rahatsızladı mı? Şey doğrurken biraz enfeksiyon kalkmış. Heee. La vurdum ya etini. Kalk gel. Otur yanına istersen Doğukan. Peki bu nasıl alıştı mı? Abi bu yani çok iyi bir davar köpeği oldu. Geldiğinde bilmiyordu şey tabii. Yani zincirde büyümüştü bu. Yolda gezmeyi bile bilmiyordu, yamaçta bilmiyordu. Yani güzel bir eğitim aldı bizim yanımızda. Şimdi yani hiç sürüden ayrılmıyor. Güzel geziyor. Alan taraması çok iyi. Yani muhteşem, ele geçmez bir dişi. Bir sıkıntı var işte doğuruyorlar. Ya işte o da ya hızana geldiği zaman şey yapacaksın ya Doğukan. Ahıra koyacaksın ya da. Ben ya bir de aslında sen işte. Ücretli sahiplendirebilsen ya aslında yani, yani o güzel böyle iyi eşleşme yapıp mesela internet üzerinden de mesela biraz şey yapsan evet. Facebook aktif mesela biz de işin açıkçası hani dostlar şey yapamıyoruz. Değerinde yavruları sahiplendiremiyoruz. Yani bir de yani abi bu kangaldır yani. Tabii yani ya bu orijinal kangal değil ama ya baktığın yani. Tabii şimdi bunun annesi babası yani bildiğimiz köpekler ama mesela birçoğunun
Orijinal kangal dediği köpekten daha da şey. Yani mesela kangal fiziği, fenotipi daha ağır basmış. Evet. Yoksa bunun babasını ben biliyorum. Babası... Bir tane bu yavrularını da hiç öldürmeden besliyor. Yani anneliği de çok güzel değil mi? Anneliği güzel yani, doyuruyor. Bu sene biraz sıkıntı oldu yavrular çok et yediği için. Ya yine de iyi öldürmemişler yani ha. Hiç öldürmedi abi yani, bu sene safa sağlam besledi. Aha. Bu da abi bizim bir tane... Eski emektare. Eski ya. Bir tane büyük köpek vardı, Gol. Babam şu Karacalar'da bir tane arkadaşa verdi. Onun yavrusuydu, sokak köpeğiyle eşleşmişti. Aha. Babasını Sivas'tan getirmişti babam. Yani güzel bir köpekti. Öyle bir tane yavru düştü sokak köpeğinden. Normalde annesi iyiydi. Annesi zehirdi, sokak köpeğiydi. Babası iyiydi. Babası yani çok büyük köpekti, kabaydı. Senin o kaptan kadar var demene. Yok, bunda da var yani, kangallık var. Ha, var melez, işte melez köpek ama. Melez oldu, annesi sokak köpeği. Aynen. İşte devlet ya, barınaklar getirip bırakıyor, köpekler bizim buraya gelince çoğu ölüyor işte. Bazen biz öyle gördüğümüz ekmek falan veriyoruz. Doğru yalnız doğru. Hangi birine bakasın Doğukan? Ben sana dostlar, hemen bu geldiğimiz şeyle, şu güzergahtan geldik. Yol kenarlarında 20 ile 30'lu gruplar var. Yani gerçekten de getirip azıtıyorlar o tırcılar falan mesela. Evet. Ben de o tarafa yolun düşünce arabaya kesin ekmek alıyorum mesela, o hayvanlara veriyorum. Bu da Mister. Mister 4 ne la? Bu iki eşek de senin mi? Evet abi, bu onun yavrusu. Ha, o annesi bu. Mercedes bu yani. Mercedes abi. Bazen bununla oynuyoruz, canım sıkıldım da böyle alışık kaçmıyor. Şey, bu mesela kaç yaşından sonra üstüne semer falan vuruyorsunuz? Bunlara 2 yaşında, 2,5 yaşında biniyoruz abi. Atlara da 3 yaşından biniyoruz. Mesela annesi de orada. Annesini bağladık, bu aralar gidip gelmiyor. Var mı çevrede şey yapan? Eşek. Aha, yine başkasının eşekleri var mı? Birkaç kişi de var ama uzak köylerde. Acaba eşleşmek için mi gidiyor oralara? Yok yok, eşleşmek için değil. Otlamak için. He, araba gelir. Bıraksan değil mi? Bırakıyordum. Geliyordu işte, bu son zamanlarda gelmeyince bağlamak zorunda kaldım. Bu şey, bu cins mi Doğukan? Vallahi bir cinsler herhalde, ne bileyim, böyle eşek ilk defa görüyor. Rengi biraz farklı. Farklı, öbür eşeklere göre farklı. Mesela yavrusundan çok var ama bundan pek... Doğru, bunun rengi biraz daha farklı. Zalo nerede? Abi onlar her biri bir yere gitmiş herhalde, asıl, arkalarda yatıyor. Asıl olayın şey, kahramanı fotoğraf gibi Zalo gelse... Yukarıda yatıyor burada. Nerede? Bak en yamaçta bak. Ha, bak yukarıda. Arkadaşlar işte gözlü köpek böyle olur. Bakın yukarıdan araziyi gözlüyor. Öbür büyük köpeğin de öldü abi. Kayboldu yani, kesin ölmüştür yani. Baban da öyle dedi, o birkaç gündür yok dedi. Kötü olmuş ya. Ama Allah'tan yani bu gençler alttan yetişiyor. Ondan bir yavru alsaydım iyi olurdu işte abi. Yani önceki sahibi... Ondan bir yavru almış ama yani yavrular da baya bir kaba. Şeydi, tercandan geldi onlar. Ya. Biliyor musun? Sarkaya derede. Yo yo, iki erkek değil miydi? İki erkek. Yo yo, onlar tercandan bizim arkadaş geldi. Bilmiyorum, o an demişti ama. Adama geliyorlar mı? Yok abi, Zalo'nun soyunda öyle adamcır şeyi yok yani. Gerçi... Abi gece görseler yani bırakmazlar. Bunlar da yine o köpeğin şey ha. O senin şey var ya, iki erkek almıştınız ya. Şivan mıydı biri? Kereşle şey, ha. Karabaş'tı. Onlar da şey, Doğukan. Zalo gel. Bunun fiziğini çok beğeniyorum abi. Yo yo, fotoğraf gibi, bu da kuyruk falan da sarıyor. Öyle de güzel kuyruk sarıyor, bu biraz sarmıyor. Aynen, maşallah o da şey. Buradakiler şu an hep aile, bir boz köpek farklı. Şöyle sen de oraya istersen yanına çök, tamam. Bir duvar fotoğrafı alırım. Bunlar yabancı pek görmüş de. Yani buralarda hiç kimseyi görmüyorlar abi. Ondan dolayı böyle biraz çekingenler. Tabii yabancı insan ya, daha iyi. En azından hırsızlık olayları olmaz, biliyor musun? Zaten abi bizim bu yukarıdaki köylerin hepsi bize gelmeye korkuyor köpekler izinden. O dert bizde de var Doğukan. Şeydir abi, bu ölen köpeğin mesela adamcıl da, adamı görse kurtuluş yok. Vay be. İşte bu bizim bu yalnız yerlerde böyle köpek gider. Çok kavurdu. Evet, o şeydi. Güzeldi, güzel. Bunlar hep aynı işte. Peki bu Zalo'yu biraz şey tanıt Doğukan bu. Bize 2 yaşında
2 yaşındayken herhalde aldım. 2 yaşında bile yoktu dedin. Denizden geldi değil mi? Ondaydı. Aha. Hemen şu tepenin arkasında. O da keçicilik yapıyordu. Bıraktı işte. Evet. İşte köpeği biz aldık. Bunun bir kardeşi daha vardı. O da çalındı. O çalındı ha. Çalındı ha. Yani. Kayboldu. Herhalde oraya gitti. Belki de oradan da biri götürdü. Oradan da ya şafaklıcılar götürdü. Koyun sürüleri olanlar var. O da güzeldi yani. O da güzel. O bundan daha yüksekti. İnceydi ama. Hmm. Bu kalıplı biraz. Yani... İkisi de muhteşem köpekti. Bunların soyundan şey de var Doğukan. Tercanda var. Çok bir de onlar hem sürüde yetiştiriyorlar hem de boğuşturuyorlar. Bizde boğuşma yok da. Biliyorum yani ya zaten biz de ona karşıyız. Ama şey yani damarları sağlam. Evet damarı sağlam. Biraz yol kenarı ya arabaya saldırıyor. Gel gel Zalo. Peki son olarak söylemek istediğim bir şey var mı Doğukan arkadaşlara? Son olarak abone olup beğenmeyi unutmasınlar senin kanalına. Benim kanalımı da senin kanalını da dostlar tekrar söylüyorum. Doğukan Demir, evet, Doğukan'ın kanalı. Evet. Ben onun videolarından Zalo'yu, doğa videolarını izlemek, keçileri, koyunları izlemek isterseniz. Bildiğim bilgileri paylaşıyorum öyle. Elimden geldiğince yani hayatımı, bildiğim bilgileri paylaşıyorum. İşte öyle günlük yaşamda keçilerime gittiğimde videomu YouTube kanalıma yüklüyorum. Böyle işte günüm geçiyor abi. En güzeli Doğukan yani. Dediğim gibi yani belki birçok insan şehirlerde senin bu yaşamak istediğin hayatı yaşamak istiyorlar. Bazen nedir? Şikayet ettiğimiz hayat bazılarının hayali olabiliyor aslında. Ama aynen öyle kardeşim. Sadece nedir? Kendine de tabii ki zaman ayıracaksın. Mesela atıyorum yani, istediğin zaman en azından tabii kopmayacaksın. Yani Erzincan'a gidip bir kafada dağıtman lazım. Yani öyle arkadaş çevresine ortamına gitmen tabii, lazım. Tabii. Yani sürekli bu daha şey de olmaz. Ben bu sene yani birkaç kere gittim de ondan önceki sen gitmek de istemiyorum abi daha doğrusu. Karabalık, ses, gürültü. Ya ben de sevmiyorum ama işte o da şart biliyor musun? Bana tuhaf geliyor lan. Ya zaten bu yaşantıya alıştıktan sonra dediğin gibi Doğukan artık kalabalık yaşam, şehir yaşamı insanı bunaltıyor. Geçen sene mesela bir sene boyunca hiç gitmedim abi. Hep yani keçilerimle öyle kaldım. Bam diyordu git işte gez kendine. Gitmiyordum. İstemiyordum yani karabalığın içinde akşama kadar öyle. Ya o, anlamsız geliyor. Tabii yani o yönden sana hak veriyorum ama diyorum ya o da şart yani insana. Yani işte diyorum, kafa dağıtmak için o da şart, sosyal, evet. Sosyal bir şeyler yapmak da şart. Ama çok güzel yani yerini beğendim. Şöyle tekrar da çekeyim dostlar size. Böyle dağın eteğinde tek başına. Yaylaya beklerim seni. İnşallah Doğukan. Yani ben o bir sene de yine geldik buraya. O zaman da çekmeyi düşünüyordum. Evet. O zaman karanlığa kaldık. Aynen bugün gelmişken en azından arkadaşlara da en azından senin burayı göstermek istedim. İyi en azından. Böyle köy tavukların da var. Burada organik en azından yumurtalarını da tabii yersiniz. Ya köyde yaşıyorsan hepsi de olacak Doğukan. Yani tavuğun da, koyunun da, ineğin de. Evden çıkıyor yumurtası. Yani doğal hep her şeyimiz doğal. Yani bahçe yazın ekiyoruz, bahçeye doğal. 10 numara vallahi Doğukan. İstesek yani şu an bir sera sistemi kurup da bahçe üretimi de yapabiliriz. Tabii ya ama hepsini bir arada da yapamazsın. Yani zor oluyor işte. Zor olur. Ya hatta ben de geçen Cemal abiye de söyledim. Hani dedim yani benim ilerideki hayalim de o. Böyle buralarda yer satan olsa i̇şte atıyorum ilerleyen zamanda hani ben için böyle büyük bir yere de gerek yok. Atıyorum böyle 300 metrekare 500 metrekare yani ben böyle büyük çaplı hayvancılık yapmak için değil. Aynen. Sadece böyle gelip orada emekli olduktan sonra böyle işte 3 tane keçi bakarsın 4 tane koyun bakarsın hobi amaçlı yani. Orada böyle kafa dinlemek istiyorum tabii ama diyor yani kim öler kim kalan ne olur hayat bize neler getirir. Onu da yaşayıp göreceğiz. Yalnızlık yani buralarda iyi bir şey abi doğada. 10 numara. Yo ben seviyorum bir de sizin bu tarafları seviyorum. Bir de bu Esenyurt muydu yukarıdaki? Esenyurt'lar, Çamlıca. Çamlıca. Oralar da çok hoşuma gitti. Oralar da güzel. Daha önceleri çekmiştim yani bu mangal kömürü yapanları biraz da. Biraz daha karabalık yani kışın oturanı oluyor oralarda. 3-4 kişi de olsa oturanlar var yani. Tabii burası biraz bizim sapa. Kışın kaldığımız köyde şu an hiç kimse yok. Tek kişi var bir. Bir komşumuz orada duruyor. Doğru. Biz de buraya geliyoruz işte ya kışın. Burada mesela gördüğün gibi kar yok ama yukarıda var. Bu bizim için avantaj burası. Doğru. Burada en azından hayvanlar daha iyi yayılır. Aynen abi. İşte böyle abi. Şşt, sakin ol şampiyon.
şampiyon yavruların kızı. Aslında hepsini eğiten de bu abi, biliyor musun? Tabii bunda tecrübe çok. Hepsini falan aramayı hiç fark etme, bunda var abi. Yani. Ya zaten diyorum ya, bak Doğukan, bizim arkadaşta da böyle bir köpek vardı. Zaman, koyun aşığıydı. Yani var ya, o yüzden diyorum, sürü köpeği çok farklı yani, boya posa şeye bakmaz. Aynen. Yani mesela belki 90 santimlik köpekten o köpek belki de daha iyi senin işini abi, görür. Hem uyanık olur. En ideal 80-85 santim, ben öyle düşünüyorum. Doğru. Yani kendi fikrim öyle. Yani en kabası şöyle şey, zalo gibi olacak. Zalo gibi bir aynen köpek öyle. İyi gider yani bizim böyle. Çok ondan yukarısı da yani gider, mesela keçide gitmez. Mesela bizim burada 7-24 köpekler gece sürekli havlıyorlar. Yani sabah yoruluyorlar yani, hayvanlara bile gelmek istemiyorlar ama bırakınca mecburiyetten tabii geliyorlar. Yani acayip bir şey, efor sarf ediyorlar geceleri. Geliyor mu şey peki? Kurt, ayı falan geliyor buralarda abi, var mı? Mesela ayılar şu an herhalde yeni yeni uyanacaklar. Onlar da geliyor buralara. Burada tek hayvan bizim olduğu için. Şimdi geliyorlar çok değil mi? Geliyorlar. Domuz zaten köpekler hep görüyor. Hmm. Boğuş videolar da var yani, köpekler domuz boğmuşlar. Öyle birkaç tane çektim. Doğru ben çok da izlemek isteyen yani adını. Ya çünkü bu doğal yaşam. Sen eziyet etmediğin sürece. Karşı çıkanlar da var yani. Şimdi köpekleri de domuzlar vurup öldürüyor. Kurtlar da köpekler yiyor. Yani bu doğanın döngüsü, ya köpekler onları alt edecek ya onları alt edecek. Evet abi, mesela bizim eski köpekler giderdi 3-4 ay eve gelmezlerdi. Hep domuz yerlerdi abi. Vay be. Deniz abiden bir dişi almıştık. O zaman o da köpekçilik yapıyordu. Aha. Onun bir dişisi yani bütün köpekleri gezdiriyordu, gelmiyordu eve. Vay be. Tek başına yani domuzu indiriyordu, öbür köpekler yiyordu. Tek yani, tek hamlede kendisi. Çok iyiymiş demek ki o da. Eski videolar var da hep silindiler. Onlar Zozan diye bir dişi vardı. Size verdiğinin adı neydi? Lady'ydi abi. Ha. Boz böyle, kurt gibi bir şeydi. Onun kendi Gold dişisinin abi. Yavrusu muydu? Ha, ben o dişiyi biliyorum. Onu geçitten aldı. Biliyorum, güzel bir dişiydi. Geçitten alta bir dişle ben yani verdim çok, ona. Çok cesaretli bir dişiydi abi. Ben ömrümde öyle dişi görmedim yani. Vay be. Yani hatırlıyorum ben onu. Koldu. Abi. Genç de bir dişiydi. Yavrusu da vardı. Babam bir arkadaşa verdi onu. Hmm. Yani o da anne, o da onlarla beraber geze geze öyle alışmıştı. Sonraki köpekler getirdik. Köpeğimiz daha kalmadı. Hepsi öldü onların. Yani hep domuz tarafından, kurt tarafından öldürüldü. Ya işte öyle. Yavuz köpeğin de diyor şeyi, ömrü kısa oluyor. Yani mesela yine kayboldu keleş. Yani emektar köpekti. O da dediğin gibi belki de kurda gitti ya da domuza gitti. Aynen öyle. Dur bakalım, inşallah belli olur hani. Bir yer inşallah vallahi belki. Abi bir hafta oldu hemen yani. Hiç çalınma malıma riski yok, olamaz mı? Çalınma olmaz abi yani, bizim bu yerde olmaz. Tek işte o taraflara gitmişse bilmiyorum ama bizim bu bölgede olmaz yani. Dur bakalım inşallah. Herkes tanır yani. Hayırlı bir haber gelir çıkar. Ben bu çevreye sordum da yani. İyi köpek dedim, herkes bizi gösteriyor. Yo, şu anki köpeklerin de güzel Doğukan. Yani ben beğendim. O enikler de onların yani yanında yetişirse onlar çok, tam ölüm yani, timi olurlar yani. İyi köpeği her yerde bulursun ama önemli olan davarcı yani. Has tabii, köpek olmalı. Çok doğru söylüyorsun yani. Işte yani. Yoksa podyum köpeği lazım değil bize. Yani dağda sürüde iş yapacak. Sürüsünü ciğerli köpek lazım. Aynen öyle, ciğerli. Sürüsünü yabaniden koruyacak. Çünkü aynen burada öyle. Sana o lazım. Dağın başında tek başınasın. Aynen. Dostlar bugünlük de bu kadar. Bir daha Doğukan'la evet. Video çektiğimizde bu sefer dağdaki yaylada ve doğada senin yaşadığın maceraları, kurt gördünse, ayı gördünse onları da anlatırız. Bugün belki yaklaşık 40 dakika beraber gideriz. Olur aynen çekeriz. Orada bir matara çayı doğal koyarız. Mangal falan yaparız, bir şeyler yaparız. Ya mangala gerek yok, bir matara çayı yaparız en azından. Evet abi. Emin ol ki zaten o çayla dağdaki ekmeğin tadı yani. Şeyde bile yok. Yaban yani, çayı bir içtim yani bütün yorgunluğunu alır. Aynen öyle kardeşim. Kendine iyi bak Doğukan. Bizi gelip burada hayatımızı gösterdiğin için, hayvanlarımız falan, sana da çok teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim kardeşim. Bu öyle güler yüzle bizi karşıladığın için. Abim, teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Görüşmek evet, üzere. Teşekkür ederim. Allah'a emanet ol kardeşim. Görüşürüz.